Radyoterapiyi akıllı diye tanımlayabilmek için tabii bir radyoterapi sonuçta bir tümörü görmek, hedefi görmek ve o bölgeyi ışınlamak aslında ve görürseniz ışınlayabilirsiniz tümörü. İşte bu cihazın özelliği içerisinde diğer cihazlarda olmayan MR cihazının olması. Yani normal bir radyoterapi cihazı var. Bunun üzerine eklenmiş bir MR cihazı, ikisi birlikte. Çünkü bu ikisinin birlikte çalışması aslında son derece zor. Birbirine iten, radyasyon demetini büken bir sistem aslında MR. Ama bu geliştirilen yeni sistemde radyasyon demetini olumsuz etkilemeden tümörün görünmesini sağlayarak tümörün ışınlanmasını sağlıyor. Aslında akıllı olmasının nedeni bu. Çünkü diğer türlü radyoterapilerde tümörün tam olarak yerini bu yöntem kadar bilemediğimiz için ya daha geniş sınırlarla ışınlıyoruz. Yani küçük bir tümörü çok daha geniş bir alan şeklinde ışınlıyoruz. Ya da hastanın içerisine dışarıdan bazı iğnelerle, invaziv dediğimiz girişimsel bazı yöntemlerle bazı şeyler koyuyoruz, işaretler koyuyoruz. Bu işaretleri koymak tabii hasta için ağrılı bir işlem, maddi olarak da pahalı bir işlem. Bu yöntemde bunlara da gerek kalmıyor. Yani hasta elini kolunu sallayarak geliyor, hasta tedavi masasına yatıyor gayet konforlu bir şekilde ve tedavisini olup gidiyor. Çünkü bize tümörü gösteren MR dediğimiz en iyi görüntüleme bu cihazın içerisinde. Peki akıllı radyoterapi günümüzde özellikle hangi kanserlerde kullanabiliyorsunuz? Daha yaygın olarak kullanıldığı, daha başarılı sonuçlar alınan belli kanser türleri de var mı acaba? Bu yöntem yaklaşık 3 yıldır dünyada uygulanıyor. Bizdeki sistem yaklaşık 1 yıldır mevcut. Gövde bölgesindeki kanserlerde aslında kullanılıyor. Ama gövde bölgesinde meme kanseri de olabilir, akciğer, prostat, pankreas. Bu gövde bölgesindeki tüm kanserlerde kullanılabiliyor. Ama bundan en çok fayda gören hastalar tümörün durduğu hastalar. Yani ameliyat edilmiş, tümörü kalmamış, sadece koruyucu ışınlama yaptığımız hastalar değil de tümörü duran hastalar. Örneğin prostat kanserli hastalar bu tedavi için çok ideal bir grubu oluşturuyor. Çünkü prostat çıkarılmadıysa radyoterapiyle ve bu görülerek çok rahat bir şekilde çevre dokulara zarar vermeden ya da en az zararı vererek ışınlanabiliyor.